milletimizin hassasiyetlerine dikkat ederek hazırlanmış metin. Terör suçlarının kapsam dışı bırakılmasına değindi. Cinsel saldırı suçları ile ilgili suni tartışmalar yaratan partilere tepki gösterdi. Bu bence siyaset etiğiyle de bağdaşmayan bir husustur. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, infaz yasasına yönelik eleştirilere ilişkin bir televizyon programında konuştu. Yine eksiksiz olarak yapacağız. Şentop, kararın parlamentonun bir tercihi olduğunu söyledi. Düzenlemeye ilişkin tartışmaları verimli bulduğunu belirten Şentop, meclisimizin vermiş olduğu kararı isabetli buluyorum dedi. Beklentileri büyük ölçüde karşılayacak şekilde bir düzenleme olarak ortaya çıktığını görüyorum. Şentop, PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin terör suçlularının infaz yasasında yer almasına yönelik talebine de değindi. Bu şartlar altında Türkiye terör örgütleriyle mücadele yürütürken, silahlı terör örgütü PKK ile, DHKPC ile, sınır ötesinde DAEŞ ile, başka örgütlerle mücadele yürütürken, FETÖ ile çok yakın zamanda bir darbe teşebbüsü yaşadık. Hain darbe teşebbüsü bir mücadele yürütülürken, bu konuda atılacak adımlarda dikkatli olmamız lazım. Terörle mücadeleyi zayıflatacak adımlar, bir esneme mahiyetinde anlaşılabilecek adımlar atmamak lazım. Şentop'un gündeminde cinsel saldırı suçlarının indirim kapsamında gösterilmesine ilişkin muhalefetten gelen iddialar da vardı. Tepki gösterdi Şentop. Siyaset etiğine vurgu yaptı. Cinsel suçlar diye ifade edilen suçlar bakımından da istisnaların konulduğunu ve bunların bu kapsam dışı tutulduğunu görüyoruz. Var olan bir şeyi yokmuş gibi göstermek, yok olan bir şeyi varmış gibi göstermek doğru değil. Bu bence siyaset etiğiyle de bağdaşmayan bir husustur.